Efendim ben Mane H. Lomnes'iniz. Umarım keyiflerin üzerindedir. Rock'n'Punk'ın sunduğu The Long Dark Mütecavuz günlüklerine hoş geldiniz diyeceğim. Çünkü az önce yayının girişinde 5 kişiye abone hediyelik etti. Kendisine tekrardan teşekkürler. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir gün daha burada kaldım. Siz görmediniz ama ben burada bir gün ayı postumu geri aldım. Ayı postumun kutulu bunu. Bir gün daha kaldım. Fırtına uyandım. O yüzden birazcık fırtınanın geçmesini bekledik. Öğlen oldu. Geçmesini beklerken. Ama bir yandan da bu iş çizimlerimizi yapmayacağımız anlamına gelmiyor. Şimdi izninizle bir dakikalarına ben bir Discord'a geçeceğim. Discord'dan The Long Dark haritalarına bakacağım. Çizim için eksik bir yer kaldı mı bizim bu haritanın güney bölgesinde? Onu kontrol edeceğim. Sonra bir şey atlamayalım. Bir daha gizemli göre gelir miyiz, gelsek de çizer miyiz bilmiyorum. O yüzden hızlıca izninizle şunu ben bir gerçeğini açayım. Sizler de isterseniz Discord'dan bakabilirsiniz ama çok da bir şey göstermeyeceğim. Hilltop'u çizdik. Hunter Blank çizdik. Geçiş bölgesini çizmedim. Onu çizmem gerekebilir. Gölü çizmediysem çizeceğim. Gölün yanındaki mağara var. Forest Cave ve piknik var. Bir saçma sapan bir mağara var. Okey. Tamam. Ben öğrenmem gereken şeyi öğrendim. Kendi haritama bakıyorum. Geçiş bölgesini çizmişiz. Gölü çizmişiz. Şurada bir tane mağara var. Şurada da bir tane piknik yeri var. O iki yeri çizmeye gidiyorum şu an. Bir tane de yemek yesek aslında hiç fena olmaz. Emma taşımaktansa bir tane yiyelim. Çizim yolculuğumuza devam ediyoruz. Burada çok fazla bir şey bırakmadım zaten. Uyku tulumumuz da yanımızda. Ağırlığımız hemen 31 kilo civarında. Bence gayet hafif durumdayız. 40 kilo taşıma kapasitemizin olduğu şu anki durumumuzda. Gayet iyi durumdayız. Yemek sıkıntımız olabilir. Bugün yemek sıkıntısı yaşamayız ama yarından itibaren yemek konusunda sıkıntı yaşayabiliriz. Onun için yani ya avlanacağız ya da döneceğiz efendim. Çiftlik evinde oradaki yemekleri tüketmeye devam edeceğiz. Zaten eninde sonunda çiftlik evine uğramaya niyetim var. Ama bugün 3 lokasyonun çizimini bitirebilirsem eğer 3 lokasyonun çizimini bitirmeyi başarabilirsem muazzam bir başarı olacak. Bakalım neler yapacağız. Çek ne yapıyorsunuz? YouTube girişimi yaptım. Buz yiyorum ya. Çok güzel bir şey. Sıfır kalorili dondurma. Bu arada fark ettiğiniz üzere berem yok. Neden? Çünkü Türkiye yanıyor. Çünkü dünya yanıyor. Çünkü ben yanıyorum. Berem de yandı. O yüzden arkadaşlar. Sedat Bekar. Hey be, hoş geldin. Rolyan, Sadık haritacı için mi uğraşıyorsun? Yani olmasa da olur, olsa da olur aslında Roliant. Ama yani şu an mütecavızda da ne yapayım yani hani. Kendimize bir yandan da hedef oluşturmamız gerekiyor. Madem oynuyoruz mütecavızda sadık haritacı yapmaya çalışalım. Yani en azından böyle oynayalım. Yani ne yapacağız çünkü amaç ne? Anlatabiliyor muyum? Yani. Kolay gelsin hocam. İnşallah atılırsınız ya. KPSS falan olayları da çok zor iş ya. Hani başarsanız bile hala kazanmam olasılığınız olduğu için. Umarım güzel puan alıp kayyumlanmazsınız.
can't feel my hands. Hadi bakalım. Bu arada yeni falan, emote falan da yapmam gerekiyor artık. Normalde biliyorsunuz hem kahve zamanı emote'unu da değiştirmek istiyorum. Onu da bir güncellemek istiyorum. Hem de fiyat değişikliklerinden dolayı 10 lira 25 lira kaç Twitch'teki diğer abonelikler kaç para ya? 10 var. 25 var. 50 mi var? 40 mı var? Normalde onlara hiç emot koymamıştım. Oralara emot koymak lazım. Fikirlerinizi açın. Adrian Shepard beddua etmeye gelmiş. Beddua etmek için spamlandı hocam. Hoş geldin. Hoş geldin. Evet, görevde bir işimiz yok. Götümüz donmuş. Mağarada çizim yaparken ısınırız diye tahmin ediyorum. Şuraya gelmişken biraz hasrut toplayalım. Birkaç lokmalık. Bugün dediğim gibi yemeğim var ama ekstra yemek göz çıkarmaz. Adrian Shepard bile abone oluyor efendim. Bugün ne oluyoruz ya? Bugün günlerden birinci tayfa günü mü budur? Budur. Nasıl bir mübarek cuma gündür bu ya? İnanılmaz. Adrian Shepard da 4. ayını kutluyor efendim. Ayı öldürür seni inşallah demiş. Bir de gavvat. Eyvallah, sağ olasın. Ama mütecavız bu. Burada iyi öldüremez beni yani. PUBG Felix selam, yeni bölüm ne zaman demiş. Numan 3. Oha. Kaç para lan numara? Bilmiyorum vallahi, kaç para yapın oldun. Fiyata bakın dedim oğlum. Oğlum demedim. Eyvallah, teşekkür ederim. Numan ne istiyorsun? Sana özel emot yapalım. Her yerde kullan. Ha, altın berelim var orada. Öbüründe ne var ki? Hiç bilmiyorum yani, hiç kullanılmadığı için. Altın be demek ikinci beresiz halin emotu. Neyse, bir kontrol ederim ben. Beresiz halimin emotunu istiyorsun. Bakalım. Şu bele çıkar mı emotumu, yoksa beresiz bir tane emot mu yapacağım? Abonelik 10 TL gözüküyor. Normal abonelik 10 TL. Numan az önce 3. seviye abone oldu. Tamam, bak bir şeyler ayarlamaya çalışırız. Şimdi buradaki mağarayı aldık. Umarım tam çizimini almıştır diye tahmin ediyorum. Biz bu içeride ısınma şansımız var mı? Var. Şu ayı postundan bir kutumunu atıp ekstradan hızlıca ısınalım burada. Bir saatte ısınırız. 50 mi? Okey, tamam. Eyvallah, teşekkür ederim. Bu first niye yazıyor? First arkadaşlar şey. First ne ya? First şey değil mi? İlk abone. Numa, sen ilk abone miydin sen benim ya? Benim kanalımın ilk 10 abonesine verilen şekil diyebiliyorum. Numan ilk onu benden birisi miymiş ya benim? Allah Allah. Ben niye görmedim bunu daha önce? Elden şıpık buraya ilk onu verim de ya arkadaş. İlk iki kişi de yazıyor ama. Ama ilk kanalın, hani Doktor Bey kanalın ilk 10 abonesi. Mesela benim ilk kanalımın ilk 3 senesinde Vısak diye Fehmi benim moderatörümdü. Uzun süre abonem de oldu.
ilk abonemden bir tanesi de o. Ama kendisi şey yani iş güç yoğunluk sebebiyle bıraktı gitti. O mesela bir tanesi hala onda ama yani o yüzden gözükmüyor. Ha, Fehmi'ye ilk haber olması lazım Fehmi'nin. Şurada bir yerde çiftlik olacak. Şey pardon çiftlik diyorum ya. Piknik. Piknik alanı şurada. Görebilirsin onları biliyorum da kaç, kim kaçıncı diye. Onun o kadarını ben de bilmiyorum ya. Nerede hakikaten mısak? Ya o zaman üniversiteye girdikten sonra bıraktı yani hani. Ben sosyal olacağım falan filan dedi. Bilmiyorum. Gelmedi uğramadı. Arada insan uğrar değil mi yani? Ayıp. Tamam Twitch'te çok zaman geçirmeni şey yapmanıza gerek yok ama. Bir de Fehmi daha ziyade bir lolcuydu. Yani oyun oynayacağı zaman da lol oynuyor. O yüzden de bizi terk etmiş olabilir. Benim lol düşmanlığım onu itelemiş olabilir. Kendisine buradan da saygıyla sevgiyle anıyoruz. Ama lol düşmanımdır yani. İzleyiciden çok abone var. Her kanal nasip olmaz. Hocam o şey ya. Evet şu an öyle de. Eskiden şeydi. Benim eskiden neredeyse izleyicim kadar abonem oluyordu bu arada. Yani kuru farkının olduğu dönemde de hani daha abonelik 5 dolarla satılmaya devam ederken bile oluyordu. Şimdi artık yayıncılar şey yapılıyor canım. İzleyin mesela Buraticus'un atıyorum 30 izleniyorsa 40 izleniyorsa 70-80 90'a aboneye ulaşabiliyor yani. Artık insanlar işte Numan gibi Numan sayesinde hediye edebildikleri için artık insanlar TL cinsinden. Artık ulaşabiliyoruz. Ulaşmamız lazım çünkü artık eskisinden daha az kazanıyoruz abone başına. O da var. Hani daha az kazanması, daha çok kazanmasını geçtim. İşin sıkıntı tarafı biz hala 100 dolar barajını geçemezsek o para bize yatmıyor falan durumu söz konusu oluyor. Bir sonraki ayı bekliyor falan. Ya tamam önceden dolarla kazanıyorduk, geçiyorduk. Ya şimdi TL ile kazanıyoruz. Abone başına 50 cent geliyor. Nasıl geçeceğiz o 100 doları falan diye kafayı yiyeceğiz yakında. Şimdilik sıkıntı yok. Twitch üstünü tamamlıyor şu anda. Belli bir saat yayın yaparsak. Yani. Twitch'te durumlar çok parlak bir yere gitmiyor şimdi. Bakalım hayırlısı. Abi modluk alma şansın var mı reis? Ya Adrian sana modluk vermek içimden geliyor mu dersen çok da gelmiyor. Olabilir de. Yeni moderatörler almamız gerekiyor. Birkaç moderatörümüz işleri güçleri sınavları yüzünden moderatörlüklerini bıraktıklarını söylediler. O yüzden mod alımı yapacağız. Önümüzdeki ay. Ama sen olur musun onu bilemem. Hayırlısı. Burak satıyor seni. Burak mı satmaz bizi? Burak. Ya Burak beni satsa ben Burak'a satmam ya. Edirin öyle söyleyeyim. Yani Burak beni satsa ben Burak'a satmam. Bu Burak'ta ne var böyle? Ya neredeyse bu kanalı benden sonra en fazla emek veren kişilerden bir tanesi Burak ya. Burak kanalla beraber yaşlandı oğlum. Adam sevmediği Long Dark'ı 800 saat izledi yani. Hoylet oynuyor. Oynasın canım. Maaş mı veriyoruz adama?
Arkadaşlar ben moderatörlerimden yayınlarımın hepsine gelsin, sürekli chat'teki moderasyonu sağlasın falan diye bir şeyim yok. Sadece özel etkinlik yaparsak o zaman gelmelerini rica ediyorum. Hani böyle radyo oyun gibi formatlar yaparsak o zaman size cidden chat'te ihtiyacım oluyor. Onun dışında modlarımı pek çağırmıyorum öyle. Hani müsait olurlarsa gelirler, burada zaman geçirirler, moderasyonu sağlarlar. Öyle yani. Kimseyi burada zorla tutmuyoruz çünkü yani insanların, atıyorum ben mesela haftanın 5 günü yayın yapsam 5'er saat netse şey yani mesai yani bu mesainin karşılığını nasıl vereceğim ben bu modlarıma yani. Yani keşke büyük kanal olsak, para kazansak da modlarıma en kötü şey yapsak ya, bana bunu burs gibi harçlık göndersek yani keşke yani. Ha tabii öyle harçlık burs gönderirsem onlardan çok daha fazla şey isterim de o saydım mesela. Thumbnail falan da yaptırırım. YouTube thumbnail'larını falan da yaptırırım yani. Atmaca hoş geldin, aleyküm selam. Ne haber, nasılsın? Evet efendim, 3 lokasyonun resmini çizdik mi? Piknik bölgesi, tamam. Buradaki mağara vardı, mağarayı çizmedim mi ben ya? Az önce kaldım, mağarayı çizmedim mi ben? Yattım kalktım da çizmedim mi? Allah belan mı verecek? Neyse koşup gelelim çizelim olmazsa. Ben şimdi YouTube yorumlarına yazamadan buraya yazayım. Zaten çok... Abi fazla konuşun, oyunlara odaklan demeyin. Zaten bu oyunun amacı muhabbet, sohbet. Yani evet, burada söylüyorum ben de. Bunu tekrardan söyleyeyim arkadaşlar. Haftanın bir günü Long Dark'ta yayında oynayacağım. YouTube'a özel videolar da çekmeye devam edeceğim. Bazen seyrek gelse de gelmeye devam edecek. Yani şu an yürüyoruz arkadaşlar. Ben zaten elimden geldiğince normal YouTube videolarında da sizlerle muhabbet etmeye çalışıyorum. Ha ne oluyor, bazen burada muhabbet ederken ekstradan bir hata yapıyorum. Azıcık yolu uzatıyorum falan mesela. Ama onlar da olacak, yapacak bir şey yok. Yani şu anda mütecavüz günlüklerinin hani daha heyecan verici taraflarından bitti yani onlar. Hani oyunun en heyecan verici, en ilginç, en hedefli sahneleri hep oyunun ilk başlarında oluyor. Yani o uyku tulumu yok, nerede uyuyacağız, nerede gideceğiz, yemek yok, yemeği aldım, hasta oldum, iyileşmem lazım, ilaç yok, mantar falan. Hani aksiyon oyunun başında oluyor. Oyunun ortasında, sonunda her şeyimiz var zaten. Ay götüm yatıyoruz işte şöyle. Pasor. Ben bu arada bunları görmemişim lan. Bu mağarada loot mu varmış lan, onu bilmiyordum vallahi. Bu mağara o kadar sapa bir yerde ki hiç gelmiyordum buraya. Yani o yüzden olabildiğince ben oyunun büyük bir aşamasında yürüdüğümüz için, aval aval yürüdüğümüz için olabildiğince konuşmaya çalışıyorum. Bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Yayında benim için bu birazcık daha güzel oluyor. Çünkü direkt sizlerle beraber muhabbet ediyoruz. Sizler sorular soruyorsunuz, ben anlatıyorum. Bir yandan da oyunu da da ilerliyoruz. Yani illa aşırı rahatsız oluyorsanız, ne bileyim sesini kapatabilirsiniz de, bilmiyorum yani illa Long Dark izleyeceğim diyorsanız. Ama yani durum, hal, vaziyet ne yazık ki bu şekilde. Yani ilk günkü gibi, ilk günkü hevesle Long Dark çekemem arkadaşlar. Onları zaten çektik yani. Mütecavüz günleri sezon 6 yani bu. Umutcan, 4. bölüm ne zaman geliyor? Belki yarın, belki yarından da yakın. Bir Ağustos'ta gelmezse korkun arkadaşlar. 1 Ağustos'ta bir sürpriz haber gelebilir.
Neden 1 Ağustos? Çünkü 1 Ağustos oyunun tam sürüm olarak çıkışının 4. yıl dönümü olacak. 2017, 1 Ağustos 2017 yılında oyunun 1. ve 2. bölümü, normal versiyonları, Redux değil, tam sürüm olarak oyun yayınlanmış ve 1. ve 2. bölümü yayınlanmıştı. Belki 4. yılın şerefine alın size 4. bölüm deyip yayınlayabilirler. Umarım yayınlarlar. Yeter artık. Yeter. Ne kadar sıçtınız oyuna da bug fix yapıyorsunuz. Ne bitmez bug fixmiş arkadaş ya. O ne yaptınız, oyunu komple yeniden mi yazdınız? 4 aydır bug fix yapıyorlar ya. Maşallah yani. Bug'ın soyunu tüketiyorlar herhalde. Oyuna yenilik lazım. Yeni harita değil de daha başka şeyler gelmesi lazım. Haritaları ezberledik. Artık yeni kül kanyonu bile ezberledik. Gelmeyecek ya. Çok da fazla bir mekanik geleceğinden hiç umudum yok açıkçası. Oyunun yapımcılarının bu oyuna karşı olan tutumları beni açıkçası birazcık o konuda ikna etmiş durumda. Oyuna çok da kaliteli bir şey geleceğini düşünmüyorum. Çat pat birkaç şey gelir ama böyle oyuna çok derinlik katacak bir mekanik geleceğini düşünmüyorum bu saatten sonra. 4. bölüm gelir. Bir ya da iki tane daha bir hayatta kalma güncellemesi gelir. Ama yani son hayatta kalma güncellemelerine baktığınız zaman da çok nadir bir şeyler geliyor. O yüzden durum çok hoş değil. Ha, sürpriz olursa tabii ne kadar mutlu oluruz, ne kadar seviniriz, orası ayrı bir mesele ama. Bu arada yemeğim kalmamış ne yazık ki. O da bizim için bir sorun olacak. Ama o da yarının problemi diyoruz. Ve burada bir güzel uyuyoruz. Eylül'de çıkacak bence. Eylül'de bilmiyorum ne zaman çıkar. Yani çok saçma yani. Bence sencesi kalmadı bu işin de. I'm so hungry. Yani yarın da çıkabilir, Aralık'ta da çıkabilir yani. Böyle saçma sapan bir durum. Okey, açız. Literally açız. Bu bölgeyi çizmemiz gerekiyor. Of, çizdik ama ne çizdik be. Öldüm direkt. I've never felt so cold in my life. Okay, su da kalmadı. Ya bir de fırtına mı çıktı, ciddi misin ya? Neyse, odunumuz var. En azından çay kahve bir şey yaparız ya burada. Burada şey var mı, kömür? Var, kömür var. Abi içinden de geçerse bedduacı diye imza atabilirsin. Tamam, yazarım. Eyvallah. Come on, little fire. Hallederiz. Roadmap'te 6 ay sonra gelecek olanlar 6 yıl oldu gelmedi. Ya, gelmeyecek ki onlar işte. Getiremeyecekler onları. Getirmeyecekler, vazgeçtiler. O yüzden roadmap'i siteden kaldırdılar ya işte. Çay pişirme şeyim yok lan yanımda. Neyse, tencereye alayım bari. Burada hiçbir şey yok ya. Ne var burada? Ha, varmış, güzel. Bayağı kitap da varmış ha. Sen bana birkaç tane kitap versene buradan. İyi toplamışım vallahi.
kadar. Ay 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 ay. Geçen oynarken yemeklerin tecrübe daha çok piştiğini fark ettim. Evet, daha çok pişiyor ve yanma süresi daha geç oluyor. Mesela hani balık tutarken mesela balığı pişiriyorsun. Sonra balık tutarken fazla zaman geçirip balık yanıyor ya bazen. Tencerede pişirirsen mesela normalde 30 dakikada yanacaksa balık 1 saatte yanıyor falan. O yüzden tencere güzel. Tencere işi garanti alır. Burada kömür var mı bu arada? Varmış lan bileyim. Güzel. Yapacak bir şey yok şu an. Birazcık daha bekleyeceğiz. Bir saniye bu arada ya. Ben OBS... Görüntü kalitesinde bir sıkıntı var mı bu arada? Ben sanırsam bitrate'i yükseltmeyi unuttum. Bu 3500'e çıkarayım şunu ya. Interloper'da artık sığınaklar çıkıyor mu? Çıkmıyor. Ben tatlı vadiden geçerken sığınaklardan birisi vardı, şaşırdım. Tatlı vadiden bozkurtlarına çıkarken bir tane sığınak var. O sığınak kısmen sabit sığınak. Gizli sığınak değil, o sabit sığınak. İçinde loot yok. Birazcık daha iyileşecektir şimdi 3500 bitreli çıkardım. Fırtına geçmiyor. Okunacak kitap bulmuştum sanki ben bir tane ya. Ne kitabı o? Yaban mutfağı. Ulan okuyamam ki ben bunu. Vay arkadaş. Perde ver bari. Let's go. Aynen söyledik ya torumsu. Yani zamanında söyledik yani. Biz uyarımızı yaptık. Şimdi bir saniye. Buradan çizim yapacağız ya. Biz. Çizim yapacağız ya. Buranın nehrin karşısının burada çizecek bayağı yer var. Üstünde bir tane mağara var. End of the road var. Delerek cabins var. Lonely homestead var. Onları hiç almadık değil mi biz? Ay ay. Nasıl yapacağız? Nasıl bir rota izleyelim? Çok da yemeğim yok ya. Ben şu kural evlerinin etrafını bir çizeyim. Arabanın içinde çizim yapabiliyor muyum ben? Bir tık daha az üşüsek. Oğlum buradaki binayı çizecektim, binayı. Yanındaki yeri çizmedi ya. İlla öleyim mi yani? Ha çizmiş, okey. Ben görüyorum, okey. Arkada kilisi de var, çizilecek. Ya aslında yaptığı açıklamadan belliydi zaten yani. Da çizmeyeceğiz. Neydi? Başka ne var? Community Hall. Onu çizdik zaten. Bir daha kiliseyi çizmem gerekiyormuş. Okey.
from starvation. Nice. Hadi gidelim. Ahıra gidiyoruz. Yemeğe ihtiyacımız var çünkü günün sonunda 2000'e ulaşmayı düşünüyorum. Sonrasında başka bir rota belirleyeceğiz çizim için. Mutsuz olsam da... Bakalım bir de bizim yaptığımız oyunu göreceksiniz artık inşallah önümüzdeki senelerde. Biz tabii vatan millet Sakarya diye gitmeyeceğiz bakalım. Bizim hedefimiz dünyaya satmak. Ben Türklere niye satayım ki oyun? Türkler zaten fakir. Benim amacım dolarla oyun satmak. Evet ben de şeye başladım yani eğitimlere başladım doktor bey. Tasarım ve eğitimlere başladım. Ama şu an işte genre olarak seçtiğimiz yol şu. İki boyutlu platform kanser. Bir oyun yapacağız. Yani. Niyetimiz o. Oyun daha ziyade YouTuber'lar ve Twitch'çiler için yegane olması lazım. Çünkü delirmeleri lazım. İçerisinde speedrun öğeleri de koyacağız. Twitch entegrasyonu da bir şekilde entegre etmeye çalışacağız. Çünkü işin bu tarafına girersen sonuçta indie yapımcıyız. İşin pazarlama kısmı kendi kendine hallolmuş oluyor. Bir de biz daha ahım şahım yapalım da şey yapalım değil. Biraz daha bizim bu öğrenme oyunu olacak. Hani oyun yapmayı ilk defa deniyoruz. Bu konuda tecrübemiz yok. Asıl yapmak istediğim RPG tarzda, böyle Undertale tarzda bir oyunu daha sonra yaparım diye düşünüyorum. Eğer bunda öğrendiklerim yeterli olursa. Bakalım. Çalışmalara başladık. Hat Muğla'da. Muğla'da sıcak bir gece. Oyunun ismi. Ben oyun yapacak olsam Türkçe bile koymam, İngilizce koyar geçerim. Ya sonuçta Türkçe biliyoruz canım hani çok da zor olmamalı Türkçe koymak. Türkçe İngilizce koyacağız zaten de onda ben Türkçe ile İngilizceyi ben hallederim zaten de. Bir de Çince koymak istiyorum. Gerisi mühim değil açıkçası. Gerisi mühim değil. Ben de yakında işler ara verip oyun yapmayı planlıyorum. Zaten işim 3D modelleme Unreal Engine kullanabiliyorum. Oyunun bütün fikri ve hikayesi ve mekanikleri planlandı. Güzel, güzel. Umarım güzel şeyler yaparsın hocam. Her taraf hazır kodlarla dolu. Pluginlerin neredeyse çoğu terepsiz bedava. Yani sadece bence Long Duck tarzı basit grafikli bir oyun yapsan çok mükemmel olurdu. Ya o işi yapmak çok zor ya. Hani tamam hazır kullanırsın da hani ben Erzurum'dan fikir ve içerik olarak daha iyi öne giden yani Erzurum'dan kat ve kat daha iyi oyun yaparım yani şu anki bilgimde sıfır bilgimde gerçi ben temel seviyede kodlama biliyorum da hani işi kavramam daha kolay oluyor benim için işin kodlama tarafını çok daha hızlı öğreniyorum Erzurum'dan her türlü daha iyi bir oyun yaparım ama benim yapmak istediğim şey o değil yani o şeye giriyor çünkü yani Long Dark'ta yarışamayacaksam niye yapayım? Zor iş.
Ben de bir salat zinciri kurup Uruguay'a gitmeyi planlıyorum. En güzeli, en güzeli. Ya bakarız canım şimdi. Bir şeyler yapalım da. Gerekirse yardımda alırız yani. Yani iş belli bir seviyeye geldikten sonra zaten baktık iş güzel de gidiyor. Gerek tasarım konusunda başkalarından, gerek kodlama konusunda mesela Bratikus diye bir destek alırız canım yani. Ama iş o seviyeye bir gelsin bakalım. Ben şu anki bugünü Bonnie Tour Souls kalitesinde oyun yapabilirim. Onların potansiyeli var ha. Onlar kendilerini geliştirirse güzel. Belki Ronin serisi çok belki güzel olmayabilir ama yani bir patlama konusunda belki Ronin serisinden sonra eğer kendilerine güzel bütçe elde etmeyi başarırlarsa daha sonraki oyunları bayağı güzel olabilir eğer fikir güzel olursa. Witcher gibi bir şey patlama yapabilir yani. Ama fikrin güzel olması lazım. Hadi bakalım Ronin'e güncelleme, kaliteli güncellemeler gelsin. Devamı gelsin oynarım ben bu arada. Reis Botix TV'ye zaten tek kişilik orada varsa her şey tamam demektir. Yok canım o kadar değil de. Hallederiz yapar ya. Yok, o yok ediyor yani o konularda. Ben de şu andaki bilgimle kralı oyuna cerrah simülatör yaparım evet. Güzel. Karnımızı doyurduk. Ben burada biraz yatacağım geberiyorum. İzninizle. Bu arada benim burada kitabım yok mu ya? Ben ne bıraktım burada? Okumalık kitap bırakmadım mı ben burada? Şu kitapların hepsini ver bakayım sen bana. Bir de taşı da ver. Evet bunlar okumalık kitap değil mi? Aynen. Bunun bir tanesini okumadık mı? Biz okumamışız. İkisi de mi okumamış ya? Bir tanesi bir sağlık olmuş. Bugivara! Efendim hoş geldin. Aleyküm selam. Rafael 4. bölümün turşusunu kuruyor galiba. Ya turşu bozuldu, çürüdü gitti hala. Turşu tutacak diye bekliyor yani. Hala göle maya çalıyor ya adam. Adam 2 yıldır göle maya döküyor ya. Dedireceğim. Ya uyumayacağım ya. Hangisi de buydu. Bunu okuyunca zaten bitecek şey lan. Okuyabildiğin kadar oku. Turşu 2-3 ayda olur bu şarap gibi yıllandırıyor. Evet evet katılıyorum. Valheim oyunu ve yeni çıkan New World oyunu bu ikisini millet acayip şekilde oynuyor da ben hiç ısınamadım. Niyeyse sence nasıl oyunlar? Abi Valheim inanılmaz amelilik. Yani ömrümde böyle bir amelilik görmedim. Ben Skrod oynamış adamım. Ben çok amelilik yaptım. Çok. Ama ömrümde Valheim kadar amelilik görmedim. Bir de amaçsız amelilik. Yani uğraşıyorsun. 5 saat, 10 saat uğraşıyorsun. Balta yapıyorsun. İkinci seviye ağacı kesmek için. Şöyle sıçan sönün yani. İlerleme hızına sıçayım falan. Valheim 5 kişilik oynamalık bir oyun. Yani oyun hızını ancak o şekilde arttırıyorsun. Ekibi yayacaksın görevlere. Hızlı hızlı yapacaksınız. Başka türlü Valheim çekilecek bir oyun değil bence. 5 kişi geleceğiz düzenli diyorsanız oynanır. Güzel oyun. New World. Valla New World ile alakalı çok iyi şeyler söylemiyorlar. Ben oynamadım. Can Sungur 3 gün girememiş oyuna. Betasına. Daha henüz betadı zaten. Bir çantam sürüm çıksın bakarız canım. Yani New World. Şu an boş mu dolu mu bilmiyorum. İnşallah dolu çıkar. İnşallah oynarız. Çok da iyi çıkmasın ya. Aşırı da sarmasın. MMO sarınca biliyorsunuz. Ömür yiyen oyun oluyor MMO tarzları.
Ama bakalım. Sanmıyorum da aşırı iyi çıkacağını da. Göreceğiz. Onları zaman gösterecek. Okudum okudum kitabı bitirim Stan ya. Şey, okuyabildiğim kadar okudum. Gün bitti zaten. 4 saat okudu. Bir 10 saat yatalım. Bu arada ben Ronin'in patronum adamlar ortaya postluyorlar. Adamlar yeni dönüş sisteminin rekrutun attılar. Tamam, unutamıyorum. Muhteşem. Güzel, güzel. Biri fight sisteminin gelmesi güzel olur ya. Çok daha... Yani güzel fikir ama... Yeterli değildi açıkçası. Damn it. Damn it. Çayı yarım içtim. Damn it. 6 saat oku. Oku yavrum. Vallaha. Leş toplama. Usta. 5. seviye. Bakalım hakkımızda ne diyorlar. Becerilerin efsanevi. Leşler binip keşke o parçalasa diye dua ediyor. En ufak bir hamleyi bile harcamıyorsun. Hamleyi mi? En ufak bir eti der demen lazım herhalde. Ve bir leşi gözün kapalı parçalayabilirsin. Toplama sürülerinde %50 azalma, %100 donmuş leşlere elle topla. Artık var ya, donmuş, buz tutmuş, kas katı leşe şöyle yumruğunu bir atıyorsun, sokuyorsun yumruğunu, löp diye akciğerini tek parça çıkarıyorsun falan böyle. O derece yetenekli olduk. Post ve bağırsak toplama sürülerinde %30 azalma olacakmış. Muazzam yani, yine Süpermen yeteneklerime kavuştum. Babacan hoş geldin. Evet, bu sıcakta bir zahmet değil mi yani? Geberdik çünkü. Yani 100 yılın en sıcak günlerinde yaşıyoruz şu aralar. Radix, evet sen daha önce takip etmiştin canım yani. Eskiden takipçiydin sen ya. Unfollow mu atmışsın? Ayıp. Yumruğu bir atıyorsun, priz oluyor. Aynen. Aynen. Yani burada Gordon Ramsay'i görse gözlerinden iki damla yaş akardı. Aha da geyik böyle parçalanır diye. Bize direkt Michelin 5 star şef şey verir yani. Bir şeyler verirdi işte, artık onlar neyse. Bozet mi veriyorlar? Ünvan mı veriyorlar? Ne veriyorlarsa artık. Hayırlısı. Neyse. Gidelim. 39 kiloyuz. Ben niye her seferinde kilom artıyor ya? Çok mu yedim acaba? Yemek de taşımıyorum ki. Neyse. Bakalım. Nerelere gideceğiz? Şimdi şurada bir kitaba bakalım. Kitaba bir bakalım. Ben ahırın çizimini yaptım mı onu da bilmiyorum da bakalım. Nerede bizim şeyimiz? Neyimiz? İncelenen kurumlar. Güzel. Yarısını incelemişiz burada. Tatlı Vadi. Tatlı Vadi'de. Heh. Yukarı şelale yolun sonu, uzun viraj terk edilmiş maden. Tenha çiftlik evi, harabe kurubeler, duş köprüsü, çarpışma noktası, aşağı şelale, ahır. Ahırı bile çizmemişiz ya, yazıklar olsun. Hadi gidiyoruz. Ben de boyunda pikte var ama Fitchy for Snow'da sadece Sting seçeneği var. Çige. İyiymiş. Apoca hoş geldin. Sıradaki defimizindir. Çizim. Çizeceğiz. Çizeceğiz. Ressamlığa devam. Çiğ etle taşıyacağız lan. Biraz taşıyalım, ne yapalım. Leş gibi kokuyorum arkadaşlar. Aksiyon zamanı gelmiştir. Et isteyen beni bulsun. Ama cidden keşke oyundan askerlik parası çıkarsalardı. Şimdi 6 ay boyunca hiç çalışmayacaklar. Umarım kimse oyun öldüğünü düşünmez. Ya onun duyurusunu yaptılar zaten. Belli bir miktarda para kazanmışlardır zaten ya. Hani oyun bence belli bir miktar satmıştır. Erzurum kadar sattı mı bilmiyorum da. Hani 10.000 falan satmıştır en azından. Diye tahmin ediyorum. O da onlara az da olsa bir bütçe verecektir.
2500 mü satmış? Allah'ım az satmış lan. Loki'yi izlemedim ya. Bir ara izleyeceğim de. Hiç izleyesim gelmiyor nedense. Loki'ye çok iyi. Ben Winter Soldier da izledim. Winter Soldier dizisini de izlemedim. Çakma Kaptan Amerika ekibini de izlemedim. Loki'yi de izlemedim. Black Widow da izlemedim filmini. Diğer bütün Marvel'ları izledim. Bunların nedense hiç izleyesim gelmiyor. Sanki Marvel'a yeterince doymuşum gibi. Bir hissiyat var içimde. Ama Loki'yi bayağı güzel öldüler. WandaVision'ı da izlemem gerekiyor muhtemelen. Güzel göndermeler yapıyorlar çünkü. Black Widow izler miyim bilmiyorum. Ondan emin değilim. Ona çok da iyi demediler çünkü. Çok boşta kalırsam izleyebilirim. 2500 almış ya. Hayal kırıklığı açıkçası. Pazarlaması zor abi ya. Cidden zor. İşte o yüzden ben yayıncılara oyun yapacağım. Bedava reklam mı yapsınlar diye. Falan. Marvel'ın Türk filmlerini tek sevmeyen ben galiba. Neyse vardır canım. Herkese hitap edecek bir şey değil. Kedi Emre! Hoş geldin! Ne yaptın, nasılsın? Oğlum 8 kilo et taşıyorum yanımda. Neredesiniz lan? Kokuma gelin. Et kokulu parfümüme gelin. O da R de mi var lan? Harbiden R varmış ya. Telefondan bakıyorum da o yüzden görmüyorum. Kusura bakma. Hoş geldin. Çok Kadir var. Sen Emre ol ya. Çok Kadir var. Yeterince Kadir var kanalda. bu arada cidden oyun çok iyi. İkinci bölüm muhteşem bir şey. Anakarada geçiyor. Bakalım ya. Kurtlar grevde. Kurtlar yanmış yangında galiba. Maşallah. Oradan bir tanesi kokuyu buradan almış. Oraya gidiyor bak gerizekalı. Oğlum buradayım ben. Alo. 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 Gitti etçikler. Gidelim de içeridesin lan. Benden ne haber? Ölüyorum ya sıcaktan. Bere bile çıktı gördüğün gibi yani. İşler işte hoş değil yani. Açız. Açız yanıyoruz. Şurada bir iki saat uyuyalım şöyle. Keyif yapalım. Kaçıncı güne geldik? Kafayı yedik. 115. güne gelmişiz maşallah. Maşallah. 115 gün. Dile kolay. Çizimi bu mıntıkada yapabilirim. Hem daha az üşürüm. Hem daha garanti olur. Burayı niye açtın lan? Oğlum ağırı çizmedin mi sen? Şunu çizmedin mi? Vallahi ben çizmemiş ya. Allah'ım yarabbim delireceğim ya. Sen çizilseye kadar ayı geldi. Şuna bak. Etlerin kokusuna geldi kodumun. Öl lan. Pis ayı.
Bu niye ilk seferine koşmadı bilmiyorum. Hele hele minnoş minnoş minnoş. Hele minnoş minnoş minnoş. Hilek bile yaptık ayıya be. Ta hoş geldin. Ta. Ne yapıyorsun, nasılsın? Tatlı vadi. Legolas'ı da parmağı tutar lan. Tahar'ın geliş şerefine direkt ayı kestik ya. Böyle bir şey olamaz. Aga'nın gelişine kurban yaktık. Ah yaktık yani. Kestik. Mütecavızda 55 gün hayatta kalmıştım. Sonra sıkılıp bıraktım. Ben de mütecavız oyununun tüm mekaniklerini kullanmama engel olduğu için çok da eğlenceli değil ama kişiden kişiye de göre değişir. Evet, oyundaki mekanikler engelliyor ama mesela izcide mesela oyundaki birçok mekaniği kullanmıyorsun. Çünkü ok yay yapmana gerek yok izcide. Yapmıyorsun. Okucu yapmıyorsun. Bıçak macak yapmıyorsun. Gerek yok falan. Bir yandan da onları açmış oluyor. Hayatın boyunca asla şunları yapmıyorsun. İzcide. Şunları yapmıyorsun çünkü ne gerek var. Zaten oyuna eldivenle başlıyorsun. Falan soğuk ısırması olmuyorsun falan. Filan. O yüzden. Mütecavızın da öyle avantajları var tabi. Diğer mekanikleri kullanmanı sağlıyor. Bana adam aman ateşi harlamayı unuttuk. Bir kibrit boşa gitti. Çok durumundaydı. 800 tane kibritim var. Come on, little fire. Yine bir şey daha yazmıştı ya. Hah, Torumsu yazmış. Ben boyunu oyunu 100 saatten fazla oynadım. Bütün haritayı elim gibi biliyorum. Ama hala zaman her zaman o ahırın yanındaki lanet talimat tahtasında ayı sanıyorum. Korkuyorum. Bazen oluyor o ya. Pişmiş ayı eti göm. Onu ver. Nal. Nal. Kokuşmuş ayı etini göm. Tazelerini taşırız yanımızda. Ayı eti kaç saatte pişiyor? Bir saatte. Sen ben o zaman bir litre bir su ayarla. Pişirmedik mi ya? Asicek. Allah. Niye pişmiyor acaba? Tamam da suyumuz da aldık. Ne kadar ateşimiz kaldı? 13 dakika. Yarım litre su halledebilir misin sen bunu ya? İçinden su halledemedi. Önemli değil, önemli değil. Güzel suyumuzu içelim. Ahır çizimimizi de yaptık. Bugün şu tatlı vadiyi bitirelim ya. Tatlı vadiyi bitirelim, artık gidelim tatlı vadiden. Bu toprakların tadı kuzu kalmadı. Ne yapıyoruz? Sabah oldu mu? Olmamış. Birazcık zaman geçirelim. Güzel. Suyumuzu içelim. Bir güzel çizimlere gidelim. Let's go. Şimdi ahırı çizdiğimize göre şu ormanda bir şey vardı sanırım ki. Değil mi?
Evet. Amerikan geyiğinin olduğu Lonely Homestead diye bir bölge var. Onu açmamız gerekiyor. Dwarf Dodgers kabini yaptım mı acaba ya? Bakalım. Onu yapmışızdır herhalde diye tahmin ediyorum ama. Sıçayım. Gelin bakalım. Kokuyoruz ya. Gel gel. Lan! Ben sana vurdum. Sıçarım ağzına ya. Gereksiz hasar kaybettik ya. Vuramadım mı ben sana ya? Stop the bleeding before it gets worse. Şimdi öncelikle ya bana orada bandajı kolay sık kullananlara koysana ya. Oha, iki kere sürmüş bu da hayvan olay lan. Çok vurmamış ok kırıldığı için. Eksi 41 ne ya arkadaş? Eksi 41 nedir? O dediğim barakaya açık herhalde, evet açık tamam. Şuradaki ormana gideceğiz. O ormana giderken ben şu ağaçların yanına etleri bırakıyorum. Ekstra koku yaymayalım. Orada ayı da çıkıyor çünkü. Biraz kuş kabuğu toplarsak güzel olur bu topraklarda. Anatolia gelmiş bu arada. Hoş geldin hocam. Aleykümselam. Kusura bakma, geç gördüm. Hepiniz kırmızısınız zaten. Göremedim, kusura bakma. Arkadaş şu kabuğu ver birkaç tane ya. Eksi 55 ne arkadaş? Eksi 55 nedir? Daha buraya ilk defa geliyormuşuz bu arada. Saçlar biraz kısalmış mı? Yok ya, ön tarafı biraz kısa da. Arka taraf uzun yine. Eskisine göre kısalttım canım. Ama yani yine ensemi geçiyor. Omuzlarıma geçiyor yani. Abi burada çizim yaparsam ölürüm ben bu arada. O yüzden rüzgarın tam gelmeyeceği bir şekilde hızlıca bir ateş yakacağım. Büyüteç de biraz yavaş yakıyor. Elimdeki gerekirse bütün kömürleri atacağım yani. Yapacak bir şey yok. Isınmak için. Eyvallah Anatolia. Yok. Bizim fethiyleyim ben. Bizde bir şey yok da yani benim bütün etrafımız yandı yani. Batımız yanıyor. Doğumuz yanıyor. Manavgat yanıyor. Marmaris, Bodrum yanıyor. Milas yanıyor. Yanıyor babam, yanıyor. Aç bu. Anca bizi ancasıdır bu. Tamam, bu önemliydi. Etrafta hiç kılıç kabuğundan kabuk yok mu ya? İki tane kabuk lazım. Hadi. Bu bir. Şu da iki. Yola giderken çay içeceğim. PBCL hocam hoş geldin. Aleyküm selam. Bugün ilk zamanlar ateş yakma süreleri çok uzundu. Evet. Ateş yakmak bayağı çileydi ya.
Hasan Sistem hocam hoş geldin. Nasıl gidiyor? Sıcak bir çay içelim. Yani birazcık kondisyonumuz da olmuş olacak böylelikle. Meşale anında söyleyecek zaten de yapacak bir şey yok. Şimdi buradan çıkacağız. Buradan çıkarken top bulabilirsek eğer toplayabildiğimiz kadar kuş kabuğu toplamak istiyorum. 3 parça daha kuş kabuğu bulursam çok mutlu olacağım. Şöyle biraz yolu uzatalım. Sanki solda bir tane gördüm. Bu bir çubukmuş onlar ya. Şu iki. Hadi bir tane daha. Hadi bir tane daha. Anında şurada üç. Ha, dört de var. Beş de var. Altı da var. Aa! Bugün de aç kalmadık. King in the Loot. Elektrik ocak ve mikrodalga fırın kuzey ışıklarında kullanabilse güzel olurdu. Kesinlikle. Güzel bir mekanik olurdu. Şuradaki ağaçlarda et bırakmıştım. Aşırı soğuk olduğu için canım da az olduğu için çok da gitmek istemiyorum bir yerlere. Etin birini yiyelim. Şu anda hangi harttayız? Tatlı vardayız böyle. Stat chat yazmış da. Abi berini mi takmanın? Yok duruyor. Görmüyor musun berimi? Saydam berimi taktım. Farkında değil misin? Ben hiç beresiz yayına çıkar mıyım? İllüzyon %100. Ay ay. Ay ay. Sıcak chat. Bayılıyorum. Bayılazam. Allah bayılazam. Şimdi tenha çiftlik evi bitti. Çiftlik bitti. Ne kadar ne kaldı şimdi bizim ya? Bir daha bu kontrol ederim. Neredeydiler o? Anda burada. Tatlı vade 17'de 25 olmuş. Açığa çıkmaya zorla. Aşağı şilerle yukarı şilerle biliyorum. Engin şelale hangisi ya? Tamam, yanlış şeye geçmişim. Tatlı vadi. Aşağı şelale. Terk edilmiş maden. Bu geçiş noktası. Sahil yoluna geçiş noktası burası. Uzun virajı çekmemiş miyiz biz? Uzun virajı çizmedik. Nasıl çiz... Nasıl ya? Polaroid'le nasıl çizmezsin burayı ya? Hasar yedim şu an. Deme içedim resmen ya. Nerede bizim ayı?
Ayı bey, biz madem burada birkaç gün daha duracağız, ben şuradan senden bir iki kilo et alayım ya. Allah sar elde kalan canım. Ay. Yoruldum ya. Ya ben bugün bitirecektim bunu, bitirmek istiyordum. Ekstra uğraş çıkarıyorsunuz bana, tatlı vadiye bitirmek istiyorum. Bitmiyordu. Ay. Ay, chat. Ne yapalım ya? Sayın Long Dark severler. Açıkçası ben sıkılmaya başladım. Bu seriden sıkılmaya başladım yine. Yani çizim, kendimize iş çıkarmak için çizim işi veriyoruz. O kadar işkence ki. Hiç yapasım gelmiyor. Bir gün daha, iki gün daha bekleyeceğiz şimdi. Gideceğiz oraya, ta oraya. Eksede bir derece daha ateş yaklarında çizim yaparsa göreceğiz zaten. Ay, hiç sevmiyorum böyle olunca. Bayıyor. Yani bu mütecavüz günlükleri sezon 6'yı bitirsek mi acaba? Ne diyorsunuz? Yani geçtiğimiz bölümler, oynadığımız yayınlar çok da keyifli olmaz oldu yani. Hani muhabbet açısından ya gidiyoruz tabii ki de. Seri açısından baymaya başladı. O yüzden belki de Mütecavüz Günlükleri sezon 6'yı da burada bitirmenin zamanı gelmiştir. Yani yaptığımız şeyler çünkü çok sıkıcılaşmaya başladı. Bakalım nice mücadelelere. Daha Long Dark'ta yapacağımız bir Darkwalker mücadelesi var. Sözüm verdiğim. Onun dışında başka bir şey yapar mıyız, yapmaz mıyız bilmiyorum. Ona daha sonra karar vereceğiz. Belki modlarla beraber değişik bir seri yaparım. Mütecavızı daha da şirketlendirecek bir mod silsilesi eklersem bir modlu seri yapabiliriz. Ya da böyle en azından chat challenge'lar falan yaparız. Yani canlı yayınlarda oynayacağımız chat challenge'lar yapabiliriz. Onlar birazcık daha keyifli oluyor. Çünkü bana ekstra zorluk çıkarıyorsunuz. Yok kuş kabuğu yeme falan. Üç şey iç, çay içme. Yok işte hasır otu yeme gibi. Güzel oluyor en azından onlar. Ekstra çile oluyor. Oyun başı defleri güzel oluyor çünkü oyunun. Bakalım hayırlısı. Şimdilik tabii silmeyeceğim. Ben Nadas'a bırakacağım gibi duruyor. Sonrasında sizden ne düşüneceğiniz yorumlarda belirtin. Yani çünkü şu an bayıyorum. Yani acaba en kötü şeye mi gitsek böyle? Hazırlanıp Körfez'e falan mı gitsek direkt? Körfez'de falan hayatta kalmaya mı çalışsak? Full ekipmanlı. Körfez'de hayatta kalma challenge şeklinde mi yapsak acaba? Belki filan öyle yaparız. Düşüncelerinizi belirtin YouTube'dan. Benim yorumlarınızı eksik etmeyin. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.